30 dakika geciktin. Özür dilerim. Ne haber? Çok seviyorum buraları. Biliyorum. O yüzden de sevgilim için buralarda bir ev bakıyorum. Ben de bakıyorum sürekli. Ama galiba benim aklım hala o aşağıdaki evde. Ev sahibi hala yok ortalıkta. Of ya. Güzel şeylere ulaşmak niye hep bu kadar zor oluyor? ulaşılmayan gizemli şeyler insan için çok çekicidir. Bir de tabii öyle kolayca ulaşırsan bir kıymeti kalmaz. Oturacağımız yer neresi olursa olsun, içinde sen olunca benim huzurlu ve mutlu olacağım kesin. Her şey çok güzel olacak. İçini sen döşeceksin. Yalnız ev döşemekle sandalye tasarlamak ayrı şeyler söyleyeyim. Olsun. Senin yaptığın her şey benim için doğrudur. Bir düşün bak. Senle aynı filmleri beğeniyoruz. Aynı filmlerden çıkıyoruz. Aynı yazarları okuyoruz. Aynı ortamlardan kaçıyoruz. Aynı mekanları seviyoruz. Aynı insanlardan sıkılıyoruz. İşe gitmeden biraz daha dolaşalım. Olur. Ne zamandır uğramıyorduk, bakalım mı? Hadi. Şuna bak. Şunlar nasıl? Biraz fazla klasik galiba. Bence de. Şuna bak. Nefis bir şey. Çok güzel. İşlemelere bak. Harika. Biraz fazla kız işi galiba. Yok artık. Şundaki işçiliği görmüyor musun? Açıp içine baksana. Bir yüzük var bunun içinde. Ne iş var ki burada? Çok güzel bir şey bu. Bir de kağıt var, baksana. Açıp okusana. Her zaman olduğu gibi yine en güzelini seçeceğini biliyordum. Lütfen nişanlının bu yüzüğünü kabul et. Saffet. Saffet. Nasıl ya? Sen bütün bunları ayarladın mı? Evet. Beğenmedin mi? Takmayacak mısın? Aslında ilk nişanlandığımızda takmalıydık ama. Fena mı oldu işte? O zaman takmış olsaydık şimdi bu anı yaşayamazdık. Haklısın. Ya bu kutuyu seçmeseydim? Düşünsene, onca hazırlık boşa gidecekti. Hepsinde birer tane var. İşte beni biliyorsun. Emin olmadan yapamıyorum. Biliyorum. Onu beğeneceğini tahmin ettiğim için günlerce aradım. Sen de beni biliyorsun. Ben de emin olmadan hiçbir şey yapmam. Biliyorum.
Bu fazla klasik geldi. Bakabilir miyim? Bu güzel aslında ama çok düz. Bunun inceliği ve zarafeti çok hoşumuza gitti. Ama bir dengesizlik var gibi duruyor. Düşecekmiş gibi. Yok, zaten bunlarla ilgili hesaplamalar yapılacak. Merak etmeyin. Değil mi Zeynep? Tabii. Bunlar sadece taslak. Yani ne istediğinizi anlamak için. Ama böyle anlaşılmıyor. Tamam. Malzeme de netleşince prototip de yaparız. Ama en azından tarzı belirleyelim. Malzeme dediniz de bugün konuştuğumuz malzemeleri kullanamayacağız sanırım. Renkleri de tekrar konuşmamız lazım. Affedersiniz. Acil galiba. Azize? Zeyno, hemen kafeye gelmen lazım. Canım, toplantıdayım. Ne oldu? Ya her şey çok kötü gidiyor. Berbat durumdayım. Tamam. Aslı, Rende. Ya Yunus, olmuş mu bu şimdi ya? Hadi sen çık. Ay Zeyno, iyi ki geldin. Ya hiçbir şey istediğim gibi olmuyor. Şu yemeğe bakar mısın? Ne eti istediğim gibi ne sosu. Bak. Olmuş mu? Olmamış. Ya sen şimdi beni bunun için mi çağırdın? Yani müşterimle olan toplantımın tam ortasında çıkmama sebep olan kriz bu mu? Evet. Bundan daha önemli kriz mi olur? Hasan geliyor. 2 yıldır ilk kez. Hem senin müşterin senden daha iyi birisini bulamayacağını biliyor. Hı-hı. Kaçmaz bir yere. Tamam. Hasan kaçabilir diyorsun yani. Bak Zeyno. Hepimizin senin Saffet gibi dizinin dibinde oturan bir nişanlısı yok. Bazılarımız aşka ulaşmak için uğraşmak zorunda. Aşk mı? Sen bu adamı 15 yıl uzaktan baktın. Sonra 1-2 kere buluştun. Küçük bir macera yaşadın. Tanımıyorsun bile. Tanıdığım kadarı yeter bana. O bambaşka biri. Romantik. Sıcak. Çok kibar. İnanılmaz beyefendi biri. Ya bir tanısan. O kadar iyi kalpli ki karıncayı bile incitmez. Hadi kaptan. Hayatım boyunca onunlayken hissettiğim şeyi başka hiç kimse de hissetmedi. Biliyorsun. Kronik bir hastalık gibi zaten bu Hasan. Durmadan tekrarlıyor. Ama nasıl oluyorsa hala bizi tanıştırmayı başaramadın. Yani haklısın. Ama başka hiç kimse onun yerini tutamıyor işte. Küçükken bile onu göreceğim diye yaz tatillerini iple çekerdim. Evet ama... Büyüdünüz artık. Bence uzun bir ilişki isteseydi çoktan harekete geçerdi. Ya tam büyüdüğümü fark etmişti ki sefere gitmesi gerekti. Geçti mi? Hı hı. Belki sefer bahanesiyle kaçmıştır. Ya tamam. Peki söyle bakalım.
senin o muhteşem denizcin, büyük aşkın Hasan Kaptan için ne yapmamız gerekiyor? Yani havuç dışında. Ya sen olmasaydın ne yapardım ben? Herhalde başka bir Zeynep olurdun. Senden başka yok ki. Ya bırak, bırak. Geç. Deli. Tamam, teşekkürler, gidebilirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya hayır ya. Yanlış tabakları koymuşlar, görüyor musun? Ya Zeyno, benim şimdi üstümü değiştirmem gerekiyor ya. Hı-hı. Sen 10 dakika sonra fırını kapat, tamam mı? Yemek yanmasın. Bir de doğru tabaklar şurada. Hani şu uzun beyaz olanlar tamam, var ya. Tamam, tamam, hadi git. Kaptan gelmeden bitirelim şu işi. Teşekkürler. O onda gelecekti ya. Telaş etme o zaman. Ödümü kopardınız. Güzel şarkı. Kapalıyız. Tabelada görmüş olmanız lazım. Anlaşılan önemli bir geliyor. Yani yapılan hazırlığa bakılırsa devlet büyüğü falan mı? Yani onun gibi bir şey. Rica etsem? Bir iş geçeceğim sadece ya. Arkadaş tavsiyesi üzerine geldim buraya. Üstelik uzun yoldan. Anladım. Tamam. O zaman patronu çağır, onu ikna edeyim. Ya ne olur, çok ustadım, bir içecek. Peki tamam o zaman. Herhangi bir şey içeyim gideyim. Tamam, sen ne verirsen onu içeceğim. Buyurun. Esüt bu. Herhangi bir içecek olur demiştin. Çocukluğumdan beri süt içmemiştim. Ama anlaşılan sen o yılları atlatamamışsın. Ne oldu? Garsonluk yapan bir kız için epey pahalı bir yüzük.
Anladım. Zengin bir nişanlımız var. Sahiden güzel nişan yüzüğü. Yani gösteriş bulası olmayacak kadar sade ama ucuz olmayacak kadar da iyi tasarlanmış. Yani üzerinde uzun süre düşünülmüş, planlanmış, öyle yaptırılmış. Yine de ben olsam, daha doğrusu bir kadına evlenecek kadar aşık olsam, önüme çıkan ilk kuyumcuya girer, en öndeki kutudan bir halka alır, sonra da gider hemen evlenirdim. El falına göre hayat çizgin uzun ama aşk çizgin çok kısa. Neyse ki bu çizgiyi biraz uzatıp bu problemi çözeceğim. Hasan? Aa. Niye erken geldin? Hasan mı? Evet. Hasan. Zeyno. En yakın arkadaşım. Kandırdın beni. Tamam, ödeşmiş olduk. Sen de bana garson numarası yaptın. Öyle mi? Anladığım kadarıyla tüm bu hazırlıklar benim içinmiş. Ve içeriden gelen yanık kokusu da aç kalacağımı söylüyor. Ya Zeyno yapma ya. Ya ne olur telaş etmeyin. Azize ne olur ya. Yemeğe kalamayacağımı söylemek için erken geldim. Ölüyorum yorgunluktan. Ya. Ben de sen geliyorsun diye en sevdiğin tatlıdan yapmıştım. Ama. Tamam. O zaman tatlım yere öyle giderim. Peki. Yanmış. Sen beni öldürmeden ben kaçayım. Boş ver, önemli değil. Zaten Hasan da yemeğe kalamayacakmış. Belki fikrini değiştirebilirsin. Gidiyorum ben. Her şey için teşekkürler. Memnun oldum. Ben de. Hoşça kal. Sen tatlını da yemeyeceksin. En azından şarabını iç, öyle git bari. Söz veriyorum, bu geceyi telafi edeceğim. Aslında yemeğe kalamayacağımı söylemek için erken gelmiştim. Ne bileyim, düşünemedim bu kadar çok hazırlık yapacağını. Peki. Ben de sana bir dahaki seferde sadece ekmek ve peynir ikram ederim. Bak belki bununla sana kendimi affettirebilirim. Endonezya'da küçük bir adadan aldım. Yaşlı bir kadın evin önünde yapıyordu. Aslında satmıyormuş. Yalnızca güzel kızlara takmaları için veriyormuş. Bak sen. Nasıl aldın peki? Yanımdaki resmini gösterdim. 5 yaş resmi mi? Ya yiyormuş gibi yapsan olmaz değil mi? Çok güzelmiş. Beğendiğine sevindim. Bekar kızlar kendilerine iyi bir kısmet çıksın diye takıyorlarmış. Ben evlenmek istiyor muyum bakalım? Hele Zeyno bir evlensin, görelim. Erkekler evlenince değişiyor muymuş? Niye? Yani yakın arkadaşın nişanlısına mı güvenmiyorsun? Yoksa bu düşmanlık bütün erkeklere mi? Yani. Zeyno Saffet gibi şahane bir adam bulduğu için nişanlandı. Ben de hayatımın erkeğiyle karşılaşsam, ben de evlenirim tabii.
Artık gideyim ben. Ya şey, istiyorsan sana yardım edeyim, beraber kapatıp çıkalım. Ya hemen gitme. Biraz daha kal. Ya hem teşekkür ederim. Neyse, sen yorgunsun. Git istersen. Tamam. Hoşça kal. Uyandırdın mı? Yok canım, oturuyordum. Döndün mü eve? Çözdün mü krizi? İşte. Tanıştın mı kaptanla? Tanıştım ama çok kalmadım. Zaten yemeği de yaktım. Aziz de sana yemek yaptırmış olamaz. Yok. İşte altını kapatacaktım sadece. Aziz de suç. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Öyle içim sıkıldı biraz. Bir sesini duymak istedim. Sen neler yaptın bugün? Bütün akşam toplantıdaydım. Her anında seni düşündüm. Hatta bir ara hasta isimleri soyadına göre mi, yoksa isme göre mi dosyalansın diye bile konuşuldu. Ben o sırada önümdeki kağıda senin adını yazıp durdum. Atıyorsun. Neredeyse inanıyordun ama. Teşekkür ederim. Geçti mi sıkıntın? Geçti. Dur, kapı çalıyor. Kim bu saatte? Dur. Azize. Eve gitmek istemedim. Krizi çözememişim. Tamam tamam, anladım ben. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Ne oldu? Ay, ne bileyim. Bir yandan mutluyum, bir yandan moralim bozuk. Çok saçma. Saçma. Ama normal değil mi? Sen hep söylüyorsun ya işte. Aşk böyle bir şey demek ki. Kalmadı bile. Ama o kadar yol sana haber vermek için gelmiş. O da bir şey değil mi? Yani. Öyle değil mi? Hem bak, bana hediye de almış. Nasıl? Çok güzel. Ben ne düşüneceğimi bilmiyorum. Çok güzelmiş. Ya Zeyno, neden İstanbul'un görüntüsü kederli olduğumuz zaman bizi böyle rahatlatıyor? Ben hiç anlamıyorum. Çünkü İstanbul aslında bir büyücü. Sen ona bakmıyorsun ama o senin gözlerinin tam içine bakıyor sanki. Bizi resmen büyülüyor. Hele Galata, Haliç, işte en nihayetinde döküntü binalar. Taştan bir kule, çelik bir köprü. Ama büyülüyor işte. Sanki elinde görünmez sihirli bir değnek var İstanbul'un. Sana dokunuyor. Görmüyorsun. Ama ürperiyorsun. Ya Zeyno, sence bu soruları niye hep ben soruyor oluyorum? Cevaplarını da hep sen veriyor oluyorsun. Bilmem. Öyle mi oluyor? Öyle oluyor.
Herhalde ben soru sormaya cesaret edemiyorumdur. Sen benden cesursun. Soruyorsun. Ben de işte her şeye bir cevabım olmalı ya. Uyduruveriyorum bir şeyler. Güzel uyduruyorsun ama. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zeyno. Hı. Bence cevapları uydurmuyorsun sen. Benden önce düşünmüş oluyorsun hep. Ne haber? Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. Ne içersiniz? Süt. bir tane tek buzlu skoç. Tamam. Peki nasıl buldun Hasan'ı? İyi. Nasıl iyi? Biliyorum sen de beğendin. Neden deli gibi aşık olduğumu anladın, değil mi? Çok uykum var. Sonra konuşalım mı? Peki. Zeyno, biliyor musun öptü beni? Ya da ben onu öptüm. Orada çok emin değilim. Ama olsun. Öpüştük işte. Günaydın. Günaydın. Kahve ister misin? Safet'te kahvaltı yapmaya gideceğiz. Sen de gel bizimle. Yok, ben uyuyacağım biraz daha. Akif Bey. Efendim babacığım. Ya baba, ben tamamen unutmuşum. Uyuyakaldım da. Babacığım, beni bugünlük affetseniz. Safet ve Zeyno'yla. Nasıl? Öyle mi? Tamam, tamam, ben hemen geliyorum. Bekleyin beni. Babam Hasan'ı kahvaltıya davet etmiş. Akif Bey'in pazar kahvaltısı işkencesi nihayet bir işe yaradı. İyi, gözün aydın o zaman. Sen de geliyorsun. Ya delirdin galiba. Hiçbir yere gelmiyorum ben. Safet bekliyor, söyledim sana. Ya yapma Zeyno. Şimdi kahvaltıyı unuttum diye babam bin tane laf edecek. Ama seni görürse hiçbir şey diyemez. Hadi. Olmaz. Lütfen. Ya olmaz. Safet'le buluşacağım ben kahvaltıda. E tamam, Safet'i de çağıralım, o da gelsin. Hem Hasan'la tanışmış olurlar. Hayır. Neden illeti bizi de katmak istiyorsun? Git işte oraya, al bir bahaneyle Hasan'ı, baş başa yapın kahvaltıyı. Hı, tabii. Sanki babamı tanımıyorsun. Aile dostunun oğlu ya, ailecek misafir edecek. Tamam işte. E ben aileden olmadığıma göre yırttım o zaman. Hmm.
Azize. Hadi çalıyor. Teşekkürler. Saffet'cim. Günaydın. Nerede buluşuyoruz? Sadunoğlu Yalısı'nda. Anlamadım. Ya Azize. Esir aldı beni. Ya ille de kahvaltıya onunla gitmemi istiyor. Akif Bey Hasan'ı davet etmiş. Sen de davetlisin. Bu sefer illa tanıştıracakmış ikinizi. Alo. Sen başka bir şey mi düşünmüştün? Yok. Yok bir şey. Ya Zeyno, ben hiç o havada değilim. Şimdi Akif Bey... Rabia Hanım. Onların malum sabah gerginlikleri falan. Alt tarafı bir pazar kahvaltısı ne olacak işte. Gideriz, biraz takılırız, sonra çıkarız. Hem Azize'nin gönlü olmuş olur. Bak ne diyeceğim. Sen Azize'lere git. Ben de fırsattan istifade bizim kızlarla kahvaltı yaparım. Sonra geç kalma ama. Sinemaya gideriz. Tamam. Öyle olsun. O zaman kızlara selam söyle. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Annen de çok özlemiştir değil mi Hasan'cığım seni? Buradaki işlerim bitince bir anlarına uğrayacağım. Bence en başta gitmeliydin memlekete. Bakın, Azize hanımefendi bir pazar kahvaltısı alışkanlığını edinemedi bunca senedir. Akif çok önem verir de pazarları bir arada olmaya. Günaydın. Aa Hasan abi. Ne haber Nihat? Ne haber abi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Baba ben erken çıkayım diyorum bugün biraz. Bu konuda bir kelime bile duymak istemiyorum. Hadi biz oturalım artık. Bu ne hal? Seni gören de sabahlara kadar çalışıyorsun sanır. Ne oluyor ya? Hoş geldin Hasan abi. Hoş bulduk. Yani bir dosyayı yollamak nasıl bu kadar zor oluyor anlamıyorum. Ne oldu yine? Bırak şu telefonu. Pazar pazar. Şimdi hastan olsa pazar diye gitmeyecek misin? Benim işim pazartesi beklemez. İnsan hayatı önemli sonuçta. Benim işim de beklemez. Yarın önemli bir sunumum var. Evet, hadi başlayalım. Sen hani Zeyno ile kahvaltı edecektin? Zeyno Azize'lerde. Bir pazarınız var, onda da seni ekti yani. Yok, aslında ben de davetliydim. Ama ben onu ektim. Kardeşlerimle kahvaltı yapmayı tercih ettim, fena mı? Bence şahane. Kazık kadar adam olduk hala Akif Bey'in talimatlarını dinliyoruz ya. Aa, Azize geldi. Günaydın herkese. Günaydın. Zahmet ettiniz küçük hanım. Ne güzel bir gün değil mi? Zeyno'cum, hoş geldin canım. Gel otur yanıma. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın. Ben bir üstümü değiştirip geliyorum. Zeyno abla gel gel benim yerime otur. Ben zaten birazdan çıkacağım. Kapıya yakın bir yere oturayım. Otur oturduğun yerde beni sinirlendirme. Yaptıklarını da unuttum sanma. Bak bir daha bir vukuatını duyayım. Veririm bizim gemilerden birine, dünyanın öbür ucuna gidersin. Allah benim canıma minnet. Ne? Yarın mı? Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Hayır istemiyorum, gelmeyin. Gelmeyin tamam. Yettiniz. Of. Bıktım bu ustalardan. Ha iki haftadır bir musluğu tamir edemediler ya. Bugün pazar, yine muslukla uğraşacağız. Keşke verseydim de ben konuşsaydım. Bu kavga ettiğin üçüncü usta. Piyasada adam bırakmadın. Aman Saffet. Sen adama musluğu tamir ettirene kadar o sana sülalesini tedavi ettirirdi. Boş ver. Sen doktorluğunu yap. Pis işleri ben yaparım.
Bir kart daha olacaktı. Ay abi hemen verme. Bir siniri geçsin ondan sonra. Tamam tamam. Zeyno'cum, baban nasıl, iyi mi? Çok iyi ama çok yoğun bu aralar. Biz de hiç görüşemiyoruz. Viyana'daydı bütün hafta, yarın dönüyor. Bizim de selamlarımızı ilet lütfen. Tabii. Ne oldu? Sıkıldın mı? Ben çalışma odama geçiyorum. Peki canım. Zeyno'cum, oda demişken bir ara şu bilardo odasına bakabilir misin? Yenilemek istiyorum da. Tabii, isterseniz şimdi bakalım. Çok iyi olur. Hadi o zaman. Üç ay burada kalacağını duyduğumda inanamadım, biliyor musun? Hiçbir yere kaçamayacaksın, bol bol görüşeceğiz. Belli olmaz. Yani belki 3 aydan fazla da sürebilir. Ciddi misin? Hı hı. Peki bu kadar zaman otelde mi kalacaksın? Ya alışkınım ben. Yani belli olmaz. Belki güneye inerim. Ne bileyim, annemlere giderim. Olmadı bir ev tutarım. Ama bir belli olsun, o zaman karar vereceğim. E maşallah. Pazar günü herkesin telefonu kapalı. O ne? Küçük kardeşimiz problemi çözdü galiba. Vallahi bir ellilik atarsınız anlaşırız. Oldu mu şimdi? Açalım bakalım. Bravo. Sen bunu yapabiliyordun da bunca zaman beni niye bağırttın ha tatlım? Ya ne bileyim, yeterince bağırmamışsın demek ki. Ya şimdi geldi aklıma bakmak. Ben de şu alet çantasının olduğunu bile unutmuşum. Alacağınız olsun. İkinizin de. Yani şunca zamandır çektiğimiz eziyet hayret bir şey. Alo Burcu, neredesin? Telefonun niye kapalı? O dosyalar hala gelmedi bana. Yarınki sunumda gerekli onlar. Şimdi mi bakıyorsun? Gece niye çalışılmadı? Biz yırttık bence. Bence de. Bizim biraz işimiz var. Hadi bakalım siz dışarı. Ya bilardoyu almayın elimizden ya. Bir şey söylesene Zeyno. Anneciğim, evdeki tek eğlencemiz bu. Rabia teyze, bence bu masa burada gayet şık duruyor. Evet. Evet. Ama aydınlatmanın değişmesi lazım. Öyle mi diyorsun? Zeyno'cum, peki bu duvarları halledebilir miyiz? E tabii, yenileriz onları. Hatta isterseniz şu köşeye bir bar koyarsınız. Bar. Bar. Şahane. Harika. Süper fikir. Onu bir basamakla yükseltiriz. Evet evet. E şuraya da işte camlı dolaplar koyarız. Camlı dolap, tasarımcı. Tamam. 1 numara. Bence oldu anne. Yani siz gerçekten kafamı karıştırıyorsunuz. Hadi dışarı. Gerçekten kafam karışıyor. Merak etmeyin. Ben bu hafta size kaba bir eskiz çizerim. Bir bakarsınız ona, sonra yine konuşuruz. Eğer beğenirseniz bir mimara verirsiniz, uygular. Sağ ol Zeyno'cum. Ben Akif'le Azize'yle de bir konuşayım, bakayım onlar ne diyor. Olur mu? Tabii. Ali Yılmaz Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Eğer müsaitseniz bugün öğleden sonra... 2:30'da tamam. Tamam, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Canım. Uygun musun? Rahatsız etmiyorum değil mi? Tabii ki etmiyorsun. Rabia teyze oyun odasını yenilemek istiyor da fikrimi sormuştu. Oradayım şimdi. Daha çıkmadın mı? Yok. Buradaki işim bitsin öyle çıkacağım. Zeyno. Geç kalmazsın değil mi? Gecikmem, merak etme. Bir şey mi var? Sinemaya bilet aldım. 3 seansına. Tamam. Ben en geç 2:30'da tünelde olurum. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.
Zeno'nun iki senedir peşinde olduğu şey vardı ya. Şu sahibi Londra'da olan. Evet. Adam iki günlüğüne İstanbul'a gelmiş. Sonunda evi gösterebileceğim. Zeno çok sevinecek. Şşş, sürpriz ha. Yarınki toplantıyla ilgili ayarlamalar da yapıldı mı? Tabii ki. Handan Hanım'ın katılacağını kesin olarak teyit ettik. Toplantıdan sonraki programı dosyaya eklendi. Sabah masanızda bulabilirsiniz. Güzel. Teşekkür ederim Güngör Bey. Rica ederim efendim, görevim. Artık ofiste daha fazla kalmanıza gerek yok. Evinize gidebilirsiniz. Bugün yapılacak başka bir iş yok. İyi günler. Siz burada mıydınız? Ben de Hasan birden nereye kayboldu diyordum. Vay 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 vay. Zeyno sağlara dönmüş. Helal olsun ya, Zeyno'nun sağlarda. Yalnız bugün Rabia Hanım'ı bizi satıyorsun zannettim, çok korktum valla. Aşk olsun ya, yapar mıyım ben öyle bir şey? Ya şaka yapıyorum. Hasan? Pek ciddiyiz. Sorma, rakibim çok ciddi. Öyle hafife almaya gelmez. Bence de. Zeno çok acayip oynardı eskiden. Gerçekten mi? Hatırlamıyor musun? Yok, sen hatırlıyor musun? Tabii canım. Aman, yok canım. Belli belli. Eskiden çok acayipmiş. Ama şimdi biraz çaptan düşmüş. Yapma bunu. Eyvah, eyvah, eyvah. Hayır, hayır ya. Senin Denizci de fena değil ama pek fizik bilmiyor. Allah'tan şansı yerinde. Hasan abi bu lafın altında kalmaz diyorum. Benim tanıdığım Zeyno bu lafın altında hiç kalmaz. O zaman bir maç yapsınlar. Tekilasına. Kaybeden herkese tekila ısmarlasın. Bence de. Hadi Zeyno. Bravo. Hadi Zeyno. Hadi ne olur ya. Saçmalamayın, benim yarım saate çıkmam lazım buradan. Abla bir şey desene ya. Evet ya. Hayırdır? İşit diye binince ne oldu? Korktun mu? Ya ısrar etmesenize. Kız nişanlısına gitmek istiyor. Aşk denince akan sular durur diyorsun yani. Tamam ama sadece bir oyun. İşte budur abicim. Tekila diyorum. Ha.
Harikasın Zeyno. Helal. Bravo Zeyno, koçumsun ya. Budur Zeyno. Zeynep'e ulaşamıyorum. 2:30'da burada olacağını söylemiştim. Mutlaka gelir. Kusura bakmayın, sizi de bekletiyorum. Akşamüstü uçağım var. İstanbul'daki son saatlerimi burada nişanlınızı bekleyerek geçiriyorum. Mutlaka gelir. Kusura bakmayın. Normalde hiç gecikmez. Bak Denizci, bu vuruşa dikkat et. Benden öğreneceğin çok şey olabilir. Ya bedava tekilde şimdi ne gider? Biraz tuz, güzel. Biraz limon. Gerçi ben tuzsuz limonsuz içerim ama olsun. Buyurun. Al. Bak üzüldüm şimdi senin için. Rabia Hanım aşağı gelsinler artık diyor. Yiyecek bir şeyler hazırladık. Tamam. Ne yemeği ya? Daha yeni kahvaltı etmedik mi? Saat kaç ki? Ya kahvaltı edeli saatler oldu Zeyno. Ben geç kaldım galiba. Bunu berabere sayalım mı? Yo, öyle berabere kalmak falan yok. Yani kaçarsan hükmen mağlup sayılırsın. Yani. Ya rahat bırakın kızı artık. Al işte. Bozdum oyunu. Berabere kaldınız. Ya onlar berabere kaldı da bizim tekilalar yalan oldu bu sefer. Evet ya, olan tekilay oldu. Ha, telefonu çaldı bu arada. Hikmet. Ya tekilalar gitti abla işte. Benim hemen çıkmam lazım. Tamam, ben şoföre söyleyeyim bıraksın seni. Tamam, görüşürüz. Gel. Görüşürüz. Hoşça kal. Daha bekleyecek miyiz? Tamam, beklemeyelim. Pardon. Zeyno? Canım, kusura bakma, gecikiyorum ben. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Merak edecek bir şey yok. Filmi kaçırdık. Neredesin şu an? Şimdi çıkıyorum buradan. Sen bekleme istersen. Benim evde buluşalım mı? Tamam, tamam olur. Tamam. Ben sizi bırakayım. Hiç gerek yok, zahmet etmeyin siz. Ben zaten evi satmak niyetinde değilim. Sırf sizin hatırınız için gelmiştim buraya. Özür dilerim. Merak ettim seni. Anlatacağım. Anlat bakalım. Telefonda söylemiştim ya. Rabia teyze oyun odası için yardım edecektim. Dalmış gitmişim öyle. Hatırlıyor musun, orada bir bilardo masası vardı. Hani çocuklarla oynamıştık birkaç kere.
Evet hatırlıyorum. Epeydir oynamamıştım. İşte hala iyi miyim diye birkaç vuruş yaparken bir baktım Azize'nin Hasan'la bilardo oynamayı başlamışız. Oyun falan derken işte iş iddiaya bindi. Zaman nasıl geçti anlamadım. Farkına vardığımda da... Çok geç olmuştu. Anladım. Evet. Bir de kaza mı olmuş ne? Yolda acayip trafik vardı. Büyük şanssızlık olmuş. Özür dilerim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hangi filme bilet almıştın? Aslında sinemaya gitmeyecektik. Senin için başka bir sürprizim vardı. Ama artık gerçekleştiremeyeceğime göre söylememde bir sakınca yok sanırım. Şu Çukur Cuma'da sevdiğin ev vardı ya. Ne zamandır ev sahibinin peşindeydim. 2 günlüğüne İstanbul'a geldim. Onunla buluştuk. Sana evi gösterecektik. Ciddi misin? Şimdi gidelim. Yok, artık çok geç. Londra'ya geri döndü. Bana neden söylemedin? Sürpriz yapacaktım. 2:30'da geleceğini söyleyip 3:10 geçe arayacağını nereden bilebilirdim? Peki evi gördün mü? Yani içini? Hayır. Oraya sensiz adım atmak aklıma bile gelmedi. Çünkü merak ediyordum seni. Randevularına 5 dakika geç kalanları bile affetmeyen Zeyno'ya 40 dakika ne oldu diyordum. Haklısın. Ama anlattım işte. Sen anlattın. Ama ben anlayamadım. Söz vermiştin Zeyno. Ve gelmedin. Hastaneden. Acil gitmem lazım. Tamam. Yarın sabah kahvaltıyı birlikte yaparız. Ben yarın Ankara'ya gidiyorum. O zaman... Ne oldu? Yoksa Deniz seni çağırmaya mı başladı? Niye? Sadece manzarayı beğendiğim için bakıyor olamaz mıyım? Ama daha çok... geçen gemilerin birinde olmak vardı der gibi bakıyorsun. Her gördüğümde daha uyanık olmaya başladın. Aslında... bu şehre bir şans versen... sana o gemilerden daha cazip gelebilir. Neden biliyor musun? Çünkü İstanbul aslında bir büyücü. Sen ona baktığını sanıyorsun. Ama o aslında tam senin gözlerinin içine bakıyor. Elinde sanki sihirli bir değnek var. Görmüyorsun. Ama dokunduğunu hissedip ürperiyorsun. Sonra ürpertiyi gittiğin her yere taşıyorsun. Büyülenmiş gibi. Büyücü ha? Evet. Benim gibi. Bak bu doğru. Günaydın.
Senin Ankara'da olman gerekmiyor mu? Evet. Ama iptal ettim toplantıyı. Acil değil, haftaya gideceğim. İyisin değil mi? Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Ama iyi değilim. Senden nasıl özür dileyeceğimi düşünmekten uyuyamadım hiç. Özür dilemene gerek yok. Aslına bakarsan ben de abarttım biraz sanırım. Ölüm yok ucunda. Ev sahibi bir daha gelir. Olmadı başka bir ev buluruz. Sen Ankara'ya gitmediğine göre en azından öğlene kadar boşsun. Boşum. Hadi o zaman gidiyoruz. Senin işin yok mu? Öğleden sonra bir ameliyatım var. Onun dışında boşum. Nereye gidiyoruz? Soru sorma. Hadi. Evimiz yok ama okyanustan bir saraya geldik. Burası inanılmaz. İnsanı nasıl rahatlatıyor. Ben burada yaşasam hiçbir sıkıntım kalmazdı. Lepistesin benim. Bak. Şuna bak. Amma huzursuz. Bu arkadaş solungaçlarını açıp kapatamadığından sürekli böyle turlayıp solungaçlarından su geçirmek zorunda. Hareket etmezse boğulur anlayacağım. Yazık. Zor bir hayat. Yani bu hiç uyumuyor mu? Akıntı olan özel yerlerde uyuyabiliyor. Bakıyorum başından ayrılamıyorsun Zeyno. Şu aradaki cama şükrediyorum. Allah'tan ayrı dünyaların yaratıklarısınız. Şimdi şu son grafiğe de beraber bakalım. Sektörün krizden nasıl etkilendiğini açık bir şekilde gösteriyor. Handan Hanım, toparlayabilirsek öğle arası vermemiz gerekiyor. Önceki konuşmalar uzamasaydı benimki de zamanında biterdi. Anlıyorum ama planlanan yemek saatini geçiriyoruz. Sorunları dinlediniz. Çözümler sizi ilgilendirmiyor mu? Şimdi sıra çözüm önerilerine gelmişken eğer yemeğe 10 dakika geç çıkılamayacaksa bu toplantıyı yapmanın anlamı yok zaten. Buyurun yemeklerimizi yiyebiliriz. Handan Hanım. Lütfen. Dinliyoruz. Not tutuyoruz ve çözüm önerilerinizi merak ediyoruz. Evet. Tabii. Pekala. Şimdi şu son grafiğe de beraber bakalım.
Günaydın Zeki Bey. Nasıl gidiyor tasarım işleri? Hoş geldin Zeyno'cum. Ben tanıştırayım Aylin. Arkadaşım oluyor. Zeyno da ortağım. Memnun oldum. Ben de. Bebeğim ben seni uğurlayayım. Sonra görüşürüz. Tamam. Peki. İyi günler. Size de. Hoşça kal. Hoş kız. Ben de zavallı ortağım ofiste harıl harıl çalışıyor diyordum. Ben de Ankara'daki toplantısını iptal edip su canlılarını teftişe giden ortağım öğle tatiline kadar dönmez diye düşünüyordum. Şansına küs. Saffet'in ameliyatı vardı, çabuk döndük. Gerçi bana kalsa su altı dünyasına yatay geçiş yapacaktım. Bana bak, akvaryum tuttu seni galiba. Derinlik sarhoşu oldum resmen. O balıklar, o renkler gözümün önünden gitmiyor. Bak. Az önce bunun canlısıyla burun burunaydık. Balık Zeyno. Bana bak, sen dün de su kenarındaymışsın. Yalıda bilardo oynamışsın. Yuh, onu nereden duydun? Vallahi duymadım, bizzat kendi gözlerimle gördüm. Bak, görüyor musun? Ya bu Nihat yememiş içmemiş bütün gece internete resim mi yüklemiş? Bir şey söyleyeceğim ya. Azizlerin Hasan'ı bu mu? Ne yaptınız, eğlendiniz mi? Ya anlatsana. Hiç. Öyle sıradan bir pazar günüydü işte. Ben maillerime bakayım. Ne oldu, şu sandalyecilerden haber var mı? Azize? Zeyno. Ne oldu biliyor musun? Bilmiyorum. Ama sen nasılsa uzun uzun anlatırsın. Merak etme, benim de acelem var. Sayende çok yüksek bir puan aldım. Nasıl? Nereden? Hasan'dan. Hani senin İstanbul hakkında söylediğin şeyler vardı ya. Dün akşam Hasan'la muhabbet ederken acayip bir şey yaradı. Çok etkilendi. Utanmadan söylüyorsun bir de. Niye utanacakmışım? Hem arkadaşlar bunun için değil mi? Tabii. Başka siparişin varsa ben onu da alayım o zaman. Hayır, teşekkür ederim. Artık idare ederim. Çünkü birazdan Hasan'la ev bakmaya gidiyoruz. Ev bakmaya mı? Beraber mi? Yani şimdilik emlakçıya beraber gidiyoruz. Ama ilk kez ev tutmaktan bahsetti. Yani henüz kararsız ama... Yerleşip düzenli hayata geçme fikri eskisi kadar uzak değil bence. Yavaş yavaş aklına giriyorum. Ne dersin? Ne diyeyim? İnşallah derim. Tamam, bana şans dile. Görüşürüz. Ben biraz dışarı çıkıyorum. Sen iyi misin Zeyno? Ne oldu? İyi misin? Efendim. Babacığım, gelmişsin. Hoş geldin. Hoş bulduk güzelim, hastanedeyim. Ayağının tozuyla. Belki bir kahve içeriz diyecektim. Evin oralardayım ben. Bir konsültasyona çağırdılar. Mecburen buradayım. Ama çok şükür bitti. Öyle mi?
Buluşalım o zaman. Dertleşiriz. Yani yine benim dertlerimi dinleyeceksin. Bakarsın bu sefer ben anlatacak bir şeyler bulurum. Hayatım, sen hayatının kontrolünden çıkmasına hiçbir zaman izin vermezsin ki. Baba. Canım. Rabia teyze sana selam söyledi. Aleyküm selam. Hoşça kal. Baktığımız ev fena değildi ha? Ne diyorsun? Ya iyi de ne bileyim. Sanki bana biraz büyük. Peki ne yapsak? Ben bir Zeyno'yu arayayım. Onun da ofisi buralarda ya. Belki o bir yer biliyordur. Öyle mi? Teşekkürler. Afiyet olsun. Nihat arıyor. Efendim Nihat, yine ne oldu? Gülsüm? Ne? Bir verir misin şunu bana? Tamam, ben hemen oraya geliyorum. Ne oluyor ya, hayırdır? Nihat kavga etmiş yine. Hastaneye gidiyorlarmış. Dur. Gülsüm bir şey yok dedi ama. Dur, beraber gidelim. Ah Nihat ya. Bekle. Sağ ol. Rakip de olsak burada ortak sorunlara çözüm bulmak için toplandık. Sizin gibi bir sürü patron var burada. Bana göre hava hoş, ben maaşlı çalışalım. Boş yatan gemiler de benim değil. Ben gider başka sektörde de çalışırım. Bugün sinirliyiz galiba Handan'ın. Aptallar beni sinirlendiriyor Rakip Bey. Sizi sinirlendirmiyor mu? Sinirlendirmez mi? O yüzden hep akıllı insanlarla çalışmak isterim. Dikkat etmek lazım. Bazı akıllılar da tembel oluyor. Biliyorum. Ama akıllı tembeller kadar çalışkan aptallar da tehlikelidir. O yüzden seninle çalışmak isterdim. Hem akıllı hem çalışkan. Çok teşekkür ederim. Ama benim şu anda bir işim var. 10 dakika seni ikna etmeme yeter. Sanmıyorum. Akşamüstü kahve arasında? Hayır. Akşamki oturumdan sonra 10 dakika konuşacağız. Ve inan o 10 dakika için hiç pişman olmayacaksın. Merhaba Zeyno, nasılsın? İyiyim canım. Yorgunum biraz, eve geldim, uzanacağım. Ben de hastanedeydim. Hayırdır, bir şey mi oldu? Ay sorma, yine Nihat. Ben babama nasıl söyleyeceğiz onu düşünüyorum. Yalan söyleyemiyorum ki, hemen anlıyor. Yalan söylemeyeceksin ki. Hiçbir şey söylememek yalan söylemek değil bence. Zeyno, gerçekten sıkıldım bunları düşünmekten. Konuşmayalım bari.
Sen ne yaptın bugün? Saffet beni yeni açılan akvaryuma götürdü. Ya gerçekten mi? Ben daha hiç gitmedim. Güzel mi? Muhteşem. O köpek balıklarını görmen lazım. Çok tehlikeliler biliyorum. Ama o kadar güzeller ki. Hepsi öyle kendi dünyasında. Resmen yüz yüzeydik. Aramızda sadece bir cam vardı. Hasan, sen bir sürü görmüşsündür. Köpek balığı yani. Ha. Birkaç kere dalışta rastladım. Dalışta? Şaka yapıyorsun, korkmadın mı? Ya... Aslında köpek balıklarının sadece birkaç türü saldırgandır. Yani çoğu tehlikesiz kendi halinde hayvanlar. Yine de büyük cesaret bence. Bence biz onlar için tehlikeliyiz. Öldürüyoruz. Okyanuslara ait hayvanları akvaryumlara tıkıyoruz. Sen de okyanuslara aitsin, değil mi? Yani bazen İstanbul'da öyle hissettiğim oluyor. Akvaryuma tıkılmış köpek balığı gibi. Biz hep o akvaryumda yaşıyoruz. Yani İstanbul kimine göre akvaryum, kimine göre okyanus olabiliyor. Ben akvaryumu tercih ediyorum galiba. Daha güvenli. Sen? Bilmem. Ben alışkanlıklarımı seviyorum galiba. Yani okyanuslar çok çekici gelse de ben de Azize gibi düşünüyorum aslında. Ben gideyim o zaman. Geçireyim ben seni. Şimdi anladın mı niye bu kadar aşık olduğumu? Hiç gitmesini istiyorum Zeyno. Neyse. Artık İstanbul'da bir evi olacak. Bu da bir başlangıç. Duymadın mı? İstanbul akvaryum gibi görüyormuş işte. Olabilir. Şimdi öyle görüyordur. Sonra sever. Alışır. Aşk insana her şeyi yaptırır. İnşallah öyledir tatlım. Gideyim ben. Ya gitme. Biraz daha kal. 10 dakika. Lütfen. Tamam. Tamam. İyi akşamlar efendim. Siz konuşmaya başlamadan söyleyeyim, hiç vaktim yok. Bir yemek randevum var ve gecikmek istemiyorum. Saat tutmaya başlayabilirsin. Konuşmamız 5 dakikayı geçmeyecek. Benden ne istiyorsunuz Akif Bey? Benim senden isteyeceklerim önemli değil. Asıl senin benden isteyeceklerin önemli. Ne söylemeye çalışıyorsunuz? Bugüne kadar yaptıkların ortada. Ama yapabileceklerinin farkında değilsin. Ayağındaki prangaları görmüyorsun. Bütün bunlara rağmen buralara kadar geldim. Ama aynı yöntemle daha ileri gidemez. İzin vermezler. Kim vermez? Patronların, amirlerin, memurların, hatta kendin. Haklısın, piyasada bir sürü iş sahibi var. Ama hangisi senin değerini bilebilir ki? Sen bile kendi değerini bilmezken. Bir düşün istersen. Birini bu kadar övmek pazarlık gücünüzü azaltır Akif Bey. Ben seninle pazarlık yapmayacağım ki zaten. Ben sana bir teklif yapacağım. Cevabı için zamanım var. Genel müdür yardımcılığı. Senin derdinin maaş olmadığını biliyorum ama ben sana onu da vereceğim. Şimdi aldığının 5 katı, 10 katı neyse. Ama sana asıl vaadim kendi değerini öğrenmek olacak. Şu anda bulunduğun yerde bu bilinmiyor anda. Konuşmam bitti. 5 dakika bile olmadı.
Bu saatte burada taksi bulamazsın. İyi bir önerin mi var? Atla. Koskoca köpek balıklarından korkmuyorsun da şundan mı korktun? Ben bir daha düşün derim. Nazlanma. Hiç yalvaracak havada değilim. İyi. Benden söylemesi. Sonra pişman olma. Sarsan mesele yok. Kas şurada. Dur. İtiyorum ayağımla. Ayağınla mı? Ha, tamam inedi. Az kalsın poster oluyorduk arabaya senin yüzünden. Aysas senin yüzünden. Allah Allah. Dikkatimi dağıtıyorsun. Zaten koskoca boyuna dengesini bozdum motorun. Alışık değil ki zavallım. Allah'ım bunu söylemekten nefret ediyorum ama söyleyeceğim. Ben sana söylemiştim. Ya. Ya bana daha çok korktun gibi geldi. Korkmak mı? Bak ben hayatta bir tek şeyden korkarım, o da borçlu kalmaktan. Hmm. Buraya kadar getirdim sana borçlandım. İyisi mi gel bir kahve ısmarlayayım. Ya saçmalama, lafı bile olmaz. İyi. Bir de bana korktun diyordun. Gene korkması ya, Allah Allah. Ya dur, şimdi altında falan kalacaksın. Hadi. Buyurun. Ustacığım bir bakar mısın? Buyurun. Bize iki tane kahve. Bir tanesi sütlü. Peki efendim, hemen. Bak. Dünkü yarışı birimiz kaybetmiş olsaydık şimdi biz de herkes gibi tekil acı olacaktık. Allah Allah. Ya pardon. İki tane tekilanı çalacağım. İstediğin tekil olsun. Al bakalım. Şaka yaptım ben. Niye? Yani tekila ısmarlamam için illa iddia mı kaybetmem lazım? Bilmem. Ya alt tarafı bir şat. Sarhoş olmasın herhalde. Özür dilerim. Efendim canım. Hı-hı. Birazdan eve gidiyorum. Ararım seni. Hı-hı. Ben de öptüm. Kusura bakma, benim gitmem lazım.
Ne yapalım? Artık başka bir zaman. İyi geceler. İyi geceler. Zeyno. Haklıydın. Yani hiçbir şey söylememek yalan söylemek değildir.